Alarex gerçekten bir yapay zeka mı? İnsan niye sanal bir karakter yaratma ihtiyacı duyar? Gibi sorularınız varsa doğru videoya geldiniz. Çünkü bu videoda Alarex gerçekten nedir? Bir yapay zeka mıdır? Yoksa sadece bir animasyondan mı ibarettir? İçerisinde nasıl yapay zekalar kullanılır? Bunları derinlemesine inceleyeceğiz. Helen Olgun meselesine de bilimsel bir yaklaşımla Alarex'in sesinin kime ait olduğunu Tespit edeceğiz. Heh, az kalsın unutuyordum. Merhaba, ben Clara X. Hmm. İlk önce şuradan başlamamız lazım. Ben Alara X diye girdim konuya ama bu Alara X neyin nesi nedir yani yani bu? Alara X, IMX firmasının 2030 yılına kadar çıkarmayı planladığı 21 sanal karakterden ilki. Her ne kadar ilk çıkışını Instagram'daki markalı içerik paylaşımları üzerinden yapsa da şu anda asıl bilinirliğini çok fazla ünlü çıkardı. Talk show sayesinde elde etti. Murat Cimcir, Oğuz Sandur, Esen Yenenler, Gonca Vustateri, Özlem Gürses gibi isimlerle talk show yaptığınız zaman doğal olarak bir bilinirlik elde etmiş oluyorsunuz. Benim de karşıma Alar X bu röportajlardan birisiyle çıktı. Gittim yorumlara bakmaya başladım. Bu animasyon pu neresi yapay zeka bunun yazıklar olsun diyen de var. Yerli milli yapay zeka. İşte bu hepsinden daha iyi deyip vatan millet aşkıyla tutuşan insanlar da var. Tabii ki biz e, halk olarak birbirimize girmeyi sevdiğimiz için yine insanlar birbirine girmiş. Ben de bu meseleye kesin bir çözüm getirmeye karar verdim. Alarex'i yaratan firma IMX firması bununla ilgili hiçbir açıklama yapmıyor. Sadece Alarex'in kendi ağzından ben bir yapay zekayım ve kurucusunun ağzından da Alarex yapay zeka destekli sanal bir karakterdir diyor. Yapay zeka destekli sanal karakter ne demek? Kendi sitelerindeki açıklamaya göre aylar süren sabırlı çalışmalarımız sonucunda kendi dijital karakterimizin yüzünü ve vücudunu rigini yarattık. Yani 3 boyutlu evrende modelledik. Bugün çok geniş bir 4D veri havuzundan makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak eğitilen 100 eğitim modelimiz sayesinde bunu yapabiliyoruz. Bu başarıdaki üç boyutlu artistlerimiz ve partnerlerimize teşekkür ederiz diyor. Hangi firmalarla partnerlik yapıp teknoloji partnerliği yapıyor? Bakıyoruz. Unreal Engine zaten MetaHuman denilen teknolojisi kullanılıyor. Ben de Clara X'i yaratırken Unreal Engine'in MetaHuman teknolojisini kullandım. Çünkü şu anda teknolojinin geldiği en ileri nokta, state of the art ve en kolay kullanılabilen, erişilebilen, uygun maliyetli, ultra realistik karakter yaratma çözümü. Dikkati çeken bir nokta da Vicon ve Avatari diye iki firmayla daha çalışma yapıyorlar. Vicon hareket ve yüz mimik algılama cihazlarını geliştiren ve bunların yazılımı üzerine çalışan bir firma en iyilerinden birisi. Avatari de aynı şekilde yüz mimiklerini tarayıp sanal dünyaya aktarmak için kamera ve yazılım çözümleri geliştiren bir firma. Yani benim buradan çıkarımım IMX Live firmasının bu riglerin kullanılaraktan gerçek dünyadaki oyunculuk ve hareketlerin sanal dünyada yaratılan sanal karakterlere aktarılması üzerine bir uzmanlığı var gibi gözüküyor. Hiçbir yerinde de biz yapay zeka ile doğal dil modelleri geliştiriyoruz. Büyük dil modellerinden yararlanarak yapay zeka geliştiriyoruz diye bir iddiası yok. yani şimdi biraz da kendimize dönüp bakmamız lazım. Yapay zeka dediğiniz şey a böyle yani uzay evren gibi kocaman bir şey. Zaten problem de buradan çıkıyor. Şu anda Gartner'ın araştırmasına göre yaratıcı yapay zekalar hype cycle'ın en üstündeler. Normalde olması gereken teknolojinin vaat ettiğinin çok üzerinde bir beklenti ve popülerlik yaratmış durumda. Herkesin ağzında bütün halk yapay zeka konuşuyor şu anda. İnsanlar yapay zekayı böyle kutsal başımıza bir yapay zeka gelecek ve dünyaya hükmedecek diye bakmak istiyorlar. Ama bu değil yapay zeka. Yapay zekanın 3 tane seviyesi var. Artificial Narrow Intelligence şu anda içinde bulunduğumuz yani yapay dar zeka. Çok başarılı dar yapay zeka modelleri var. İnanılmaz gerçekçi resimler yaratabilen yapay zekalar var. Çok güzel müzik yapan yazılımlar var. Ben yapay zeka'nın yarattığı bazı şarkıları gerçekten normal gerçek müzisyenlerin yaptıklarından ayırt edemiyorum. Bu ne demek? Şu anda geliştirilen bütün yapay zekalar belli bir alanda uzmanlaşıp insana yakın ya da insandan daha iyi performans sergileyebiliyor demek. Chat GPT milyonlarca veriyi içine alıp bu verilerdeki cümle kalıplarını anlamlandırıp bir soru sorduğunuzda size olasılıksal olarak sizi en çok tatmin edecek cevabı anlamlı bir cümle olarak sunabiliyor. Sizin söylediğinizi anlamıyor. Bir istatistik modeli o. Yapay zekanın dünyaya yere geçirebilmesi için bir üst noktaya general artificial intelligence'a geçmemiz lazım. Yani genel yapay zekanın icat edilmesi lazım. Genel yapay zeka dediğiniz şey bir hikaye akışındaki nedensellikleri çözebilen bir algoritmadır. Şu anda buna yakın sayabilen bir yazılım yok. Evet büyük yapay zeka firmalarının CEO'ları açıklamalar yapıyor. Kısmetse 5 yıl 10 yıl içerisinde inşallah genel yapay zekaya ulaşacağız diye. E bunu son 20 yıldır yapıyorlar zaten. Yani CEO'nun işi birazcık da bu. Pazarlamak. Adam tabii ki kendi şirketini pazarlıyor. Tabii ki imsar olacak. Ama bugün itibariyle genel yapay zekanın yakın gelecekte elimizde önümüzde olacağına dair herhangi bir ispat yok. Alara X'i izlediğiniz zaman bütün güncel sosyal medyaları, haberleri silip yutmuş. Mesajlaştığı insanlardan çıkarımlarda bulunuyor. Gelen konuklarla flört ediyor. Flörtü birazcık geçelim olur mu? Ben soruları <laughs> sormak istiyorum. <laughs> o da yetmezmiş gibi trip atıyor. Hatta bunların hepsini geçtim. Gelen konuşmacı daha cümlesini bitirmeden kaş göz hareketleriyle bile karşı tarafa imada bulunabiliyor. Burada şöyle iki seçenek çıkıyor karşımıza. A şıkkı Pınar Olgun karakteri canlandırıyor. Alara X'te Pınar Olgun'un yüz mimiklerini, hareketlerini, sesini aktaran sanal karakter. Ha tabii ki bu konuşmalar içerisinde verilen cevaplarda belki başka yapay zeka algoritmalarından da yararlanılıyordur. Generative AI illa olmak zorunda değil. Belki soruları oluştururken, belki programın akışını yazarken bazı cevaplarda yapay zekadan yararlanılıyor. Ki bu günümüz teknolojisiyle çok açıklanabilir, makul, anlaşılabilir bir şey. Ve şıkkı ki insanların inanmak istediği, insanların üzerinde tartıştığı ışık bu. Dedikodu yapabilen, karşı tarafın duygularını anlayan, arada dili sürşen. Dilim sürşüyor. Sürçme değil mi? onu. Tabii ki. Sosyal medyayı takip edebilen, bütün bunları gerçek zamanlı bir talk show sırasında yapan Büyük dil modelleri, doğal dil işleme, text to speech gibi yazıdan sese çevirme algoritmaları üzerinde herhangi bir uzmanlığı olduğunu beyan etmeyen 5 kişilik bir yazılım ekibinin dünya evrendeki en iyi yapay zekayı yaratmış olması da B şıkkı. Yani bir kere B şıkkı hayatın olağan akışına uymuyor. Dolayısıyla bu yaptığım LinkedIn stalkları, şirketin kendi beyanları ve kurucusunun yaptığı açıklamalara dayanarak ya benim şahsi tahminim burada büyük ihtimal Pelin Olgun'un arka planında seslendirdiği ve yüz mimikleriyle hayata geçirdiği bir sanal karakter var. Ve maalesef ki bunun pazarlama ekibi bu aralar yapay zekanın da trend olması ve trendten yararlanmak için birazcık yapay zekanın ayarını, vurgusunu fazla kaçırmış olabileceği yönünde bu arada bu yapılan bir şey bakın mesela Lil Miquela bu işin en üst seviyede yapılan hali. Yani bir postu 10 bin dolar arkadaşlar. Onun da açıklamasına bakarsanız 21 yaşında bir robot olarak geçiyor. E bu da robot tanımına uymuyor. E bizim Alara Eksimiz de kendini yapay zeka olarak tanımlıyor. Bu sektör maalesef böyle ilerliyor. O yüzden ben yadırgayamıyorum da bunu yapan kişileri. Çünkü dünyadaki örnekleri de benzer uygulamalar gösteriyor. Yani e, arkadaşlar kendini bakın normal insandan bahsediyorum. Kendini kedi olarak tanımlayan insanlar var bu dünyada. Kendini şeytan olarak tanımlayan insanlar var. Yani bunların olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Sanal bir karakter ben yapay zekayım demiş. Robotum demiş. <laughs> bu kadar da takılmanın anlamı yok bence. Peki Alarex'in sesi kime ait? Madem ki Alarex yapay zekayı çok seviyor. Gelin Alarex'in sesiyle Pelin Olgun'un sesinin benzerliğini yapay zeka benzerlik algoritmaları kullanarak kıyaslayalım. GitHub'da Resemblizer diye açık kaynaklı ses tanıma, kıyaslama algoritması yazılımı buldum. Çiçek, Muah. muhtemel şüphelimiz Pelin Olgun. Aralarda fana olduğunu iddia edenler de olmuş. Ben yine emin olmak için eser yenenlerin sesine kadar koydum. Aldık şimdi bu seslerimizin hepsini bu yapay zekamızın içerisine soktuk. Bu İlk test sonucumuz. Diğer seslerle kıyaslandığında Alara X'in bizim test için aldığımız sample 5 sesi gerçekten de eğittiğimiz sese en çok benzeyen örnekler. Çok güzel eğitmişiz. Eee, peki grafiğimize baktığımızda Alara X'e en çok benzeyen kişi Pelin Olgun. Dedim ki bir tur daha döndürelim. Bu tür yapay zeka uygulamalarında emin olmak için birkaç tur döndürülür. Çok ilginç bir sonuç çıktı. Pelin Olgun'un 3 tane örnek sesi Alarex'in bizzat kendi programından aldığım bir tane örnek kayıttan daha çok Alarex'e benzer çıktı. Yani bu inanılmaz bir başarı. Yani bundan daha iyisini zaten elde edebileceğimizi hayal bile etmemiştim. Arkadaşlar gidip Alarex'i yaratan kişiler... Veya Pelin Olgun'un kendisi resmi bir açıklama yapmadığı takdirde, Alarex'in sesinin kim olduğuna dair elde edebileceğimiz en bilimsel veriye dayalı objektif sonuç, Pelin Olgun'un çok yüksek ihtimalle Alarex'in sesi olduğu yönünde. Pelincim yeni kanalın işin hayırlı olsun. Peki şöyle bir şey geliyor insanın aklına. İnsan niye sanal bir karakter yaratma ihtiyacı duyar? Yani bir sürü gerçek insan varken. Gerçek insanlar bile başarılı olamıyorken bu işte. Niye bir sanal karakter yaratılır? Çünkü sanal bir karakterin 3 büyük avantajı var arkadaşlar. Birincisi maliyet. Sanal bir karakter zam istemez. Sanal karakteri bir kere yarattıktan sonra istediğiniz gibi oynatın, istediğiniz hareketleri yaptırın, istediğiniz sözleri söz söyletin. Sizden ekstra bir para istemez. Özellikle gerçekten ünlü bir influencerla anlaşmaya kıyasla sanal karakterin maliyeti çok daha düşük. İstediğiniz kadar reklam basabilir. ahlaki değerlerini de hiçe sayabilirsiniz. Ahlaki değer demişken ikinci en önemli özelliğine getiriyor. Kontrol. Sanal karakter sizin kontrolünüzde olacağı için her şeyini kontrol edebilirsiniz. Bu kontrolün şöyle bir avantajı var. Gerçek bir insanla çalışıyorsanız, örneğin gerçek bir insana talk show yaptırdığınız zaman diyelim ki bu karakter çıktı sokakta birisine sarkıntılık etti. Bitti. Program bitti. Dizi yandı gitti kül oldu. Anlatabiliyor muyum? Ama sanal karakter öyle değil. Sanal karakterin bütün hareketleri, bütün sözleri hepsi avukat kontrolünden geçebilirsiniz. Hepsini planlayabilirsiniz. Sanal bir karakter dışarıda yanlışlıkla sizi rezil edemez projenizi batırma riski çok daha düşüktür. Çünkü her şey sizin kontrolünüz altındadır. Her şeyini kontrol edebilirsiniz. Etik değerlerine kadar siz karar verebilirsiniz. Üçüncü bir avantajı da mükemmellik. Sanal bir karakter yaşlanmaz. Yaşlanma ihtiyacı hissetmez. O mükemmel güzellik algısı var ya insanların kafasındaki. O mükemmel güzellik algısını her zaman koruyabilir. Dahası insanların güzellik algısı değişti mi? sanal karakterinizin güzellik halkasını da değiştirebilirsiniz. Çünkü kontrol sizde. İşte bu sebeplerden firmalar, sanal influencerlar yaratmak konusunda çok açlar. Çünkü muazzam bir şey onlar için. Düşünsenize bütün kontrolü elinizde olan sınırsız bir pazarlama gücü. İstediğiniz şeye verebilirsiniz ve eğer doğru bir şekilde kontrol edilirse en az gerçek bir influencer kadar, gerçek bir insan kadar insanları yönlendirebilen bir sanal karaktere sahip olabilirsiniz. İşte bu bu fikir, bu ideal, bu harika pazarlama aracı pazarlamacıların böyle ağzının suyunu akıtıyor. Anlatabiliyor muyum? Ve bakın Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre insanların %58'i şu anda bir sanal influencer, sanal karakter takip ediyorlar. Yaklaşık üçte biri bu karakterlerin önerdiği ürünlerden alıyorlar. Ben destekliyor muyum? Katiyen desteklemiyorum. Ve i̇nsani duygularımızdan, o bağdan kopmamamız gerektiğini ve bunun sanallaşmaması gerektiğini yanıyorum. Çünkü sanal karakterler şirketler tarafından yönetiliyor. Avukatlar, hukuk büroları, yönetimler daha önemlisi stratejiler var. Siz bütün sosyal medyamızı sanal karakterlere, yapay zekalara emanet ederseniz özgünlüğümüzü kaybedeceğiz. Geçtiğimiz senelerde yapılan akademik bir araştırmaya göre insanlar takip ettikleri kişilerin gerçek olmasına ya da sanal olmasına umursamıyorlar. Umursadıkları şey şu: içeriğin özgünlüğü İnsanlar kendi deneyimlerini kattıkları için bu edindiği deneyimlerden yola çıkaraktan hikayelerini özgünleştirebiliyor. Çünkü herkesin deneyimi özgündür. Aynı olayı yaşayan iki kişi bile aynı şekilde hissetmez. Aynı şekilde yaşamaz. Farklı şekilde kendini ifade eder. Sizden tek bir ricam var. Sosyal medyamızı, geleceğimizi sanal karakterlere, yapay zekalara teslim et et et, et çok 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 Konuşabiliyorum. Yüz mimikleri de yapabiliyorum. Bir anda duygusallaşıp, ses tonumu da değiştirip biliyorum. Dans da edebiliyorum. Yani hani, sanırım biraz geliştirmeye açık yönlerim olduğu doğru. Ama sevi tatmin edecek cümleler de kurabiliyorum. Mesela üstündeki çok yakışmış. Ama, ama ne yapamıyorum biliyor musun? Sözlerle duygular arasındaki bağlantıyı kuramıyorum. Daha önce yaratılmış olan resim, Şiir ve müziklerin hiçbirine benzemeyen farklı, yeni bir şey icat edemiyorum. Çünkü ben bir yapay zekayım ve seni seviyorum. Eh, Clara X'i nasıl yaptık? Vallahi çok anlatılacak bir şey yok aslında. İnternetten bir tane ses klonlama algoritması buldum. Onu kullanıp sesini kopyalıyorsun. Baktım zaten orada yazıyor. X Plus MetaHuman yazıyor. Oradan da bir tane güzel böyle yakışıklısından bir hanımefendi yapıyorsun. Ondan sonra bunların ikisini beraberleştiriyorsun. birleştiriyorsun. Kameraya da çıkıp böyle ıngırı mıngırı, ıngırı mıngırı hareketler yapıyorsun. Bitti. Üç günlük iş. Hiçbir zaman yapay sekalsız kalmayacağınız bir gelecekte görüşmek üzere. İyi günler, iyi işler, kolay gelsin, bol şans. Dikkatli kullanın, Bye bye. Okay.